Şimdi o dedik bak yerinden burası benim de o dedik babanın aldı dedi tapusunu mu aldı yerinden. Bizim milletvekilimiz Mehmet Ali Cevheri, Sayın Karaköy Belediye Başkanımız Metin Baydil'e, Sayın İlçe Başkanımız Ahmet Aksoy, Hilvan Teşkilatımız olarak tüm çevre muhtarları hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımızı sunuyoruz. Yapılacak referandumun memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün milletvekilimiz Mehmet Ali Cevheri, belediye başkanımız Metin Baydil ile birlikte Karaköprü'nün kırsal mahallelerinde 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasıyla ilgili, anayasa değişikliği ile ilgili hem muhtarlarımız hem köy halkıyla bir araya geldik. Gerek vekilim, gerekse belediye başkanımız değişikliklerle ilgili bilgiler verdiler. Biz de yine aynı şekilde hem muhtarlarımıza hem mahalle sakinlerimize referandumda evetin önemini, evetin ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu, hem siyasi istikrar için hem de ekonomik istikrar için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize faydalı olacağını, yararlı olacağını anlattık. Gerçekten kırsal mahallelerimizde de evet yönünde olumlu, çok olumlu bir sözün olduğunu, halkımızın çoğunun da kararının evet yönünde olduğunu gördük. Bu da bizi ayrıca memnun etti. Ben bugünkü programlarımızda bize iştirak eden milletvekilimize ve belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bugün Karaköprü İlçe Başkanımız Sayın Avukat Ahmet Aksoy, İlçe Başkan Yardımcılarımız ve Bölge Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Cevher ile birlikte Karaköprümüzün kırsal mahallelerini dolaşarak hem köy içerisindeki sıkıntıları yerinde görüp ve en önemlisi 16 Nisan referandumunu, halk oylamasını dolaştığımız yerlerde kırsal mahalle sakinleriyle paylaşıp onlarla hasbihal ettik. Malumunuzdur 2014 yılı Büyükşehir Yasası ile birlikte Karaköprümüze 86 tane kırsal mahalle bağlanarak yine bunun yanında 90 mezra ile birlikte 176 tane yerleşke oluştu. Tabi bununla birlikte biz Şanlıurfa merkeze yani Karaköprü merkeze yaptığımız hizmetlerin tamamını kırsal mahallelerde de yapıyoruz. Tabi bu hizmetleri yerinde görüp hem köy içerisinde yaptığımız stabilizeleri, yine bunun yanında yaptığımız çok amaçlı salonları, yine SEM sahalarının yanında 16 Nisan'daki seçimin ne kadar önemli olduğunu, yani 16 Nisan'daki referandumla birlikte Türkiye'deki istikrarın, huzurun devamlılığı için ve yine burada yaptığımız hizmetlerin devamlı olması için, daha güçlü bir Türkiye için tamamıyla bizim bu konuda buradaki mahalle muhtarlarımızdan ve kırsalımızdan destek istedik ve gittiğimiz her yerde olumlu karşılandık. Ben buna inanıyorum. Karaköprümüzde referandumda 16 Nisan'da çok iyi bir evet çıkacaktır. Güçlü bir evet çıkacaktır. Muhtarlarımız bizlere bu sözleri verdi. Tabii akabinde yanında bize Düger mahallemize uğradık. Düger kırsal mahallemizde de Şükrü Şahin muhtarımızın misafiri olduk. Ev sahipliğinden dolayı ben Şükrü Şahin muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Ve bizi yalnız bırakmayan çok değerli muhtarlarımıza da
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Emin olun bu güçlü birlik, beraberlik içerisinde bizim kapısını kıramayacağımız, yapamayacağımız iş yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün Karaköprü ilçe teşkilatımız, belediye başkanımız ile beraber Karaköprü'deki bölgemizdeki muhtarlarımızı ve dostlarımızı, kanat önderlerimizi gezdik. Bu gezdiğimiz süre boyunca bizi yalnız bırakmayan bölgedeki bütün muhtarlarımıza, kanat önderlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Gezerken aynı zamanda bölgede yapılmış olan hizmetleri de yerinde inceleme imkanına sahip olduk. Sorunları tespit ettik. Bölgemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da ayrıca ben belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olsun ilçe başkanımız Ahmet Aksoy'la beraber bölgeyi iyi incelemişler. Hizmetleri tespit etmişler. Gerekli bütün hizmetler gelmiş. Özellikle bu bölge baraja çok yakın olması hasabıyla sulama projelerinin olduğu bir bölgedir. Burada bölge çiftçimiz gezdiğimizde hem sorunlarını tespit ettik. Aynı zamanda bölge insanımızın bu referandum olayında çok duyarlı olduğunu gördük. Zaman zaman onlar bize ders verdiler. Geçmişten, tarihten ders verdiler. Koalisyonların ülkemiz için ne kadar sıkıntılı ve problemli olduğunu örneklerle bize anlattılar. Zaten bizler de niçin bu anayasaya ihtiyaç duyuldu ve neden evet edilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Çünkü yapılmak istenen anayasanın temel amacı siyasal istikrarı sağlamaktır. Koalisyonların ülkemize kaybettirdiği ekonomik maliyet çok yüksek olmaktadır. Bizler hepimiz faniyiz. Bir gün buradan geçeceğiz ama sistemimizin çok sağlam olması gerekiyor. En sağlam sistem de dolayısıyla şu anda bizim önermiş olduğumuz Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'dir. Bölgedeki insanlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan başta ilçe başkanımız, belediye başkanımız ve ilçe yönetimine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.